Evet, sevgili 4. sınıf öğrencilerim, bu yıl kitabımız değişmiş. Bu kitabı ilk kez görüyorum. Bouncy. Bakalım, birinci ünitemiz. Characters and Contents. Mr. Bell. Mrs. Smile. Arda, Sam, Melis, Mia, Bouncy, Max and Emily. They are the characters. And yes, our first unit, the subject is classroom rules, sınıf kuralları. Yes, classroom rules, sınıf kuralları. And kuralları. Okay. Sınıf kuralları. Listen and chant, listen, point and repeat. Çocuklar, sınıf kuralları olarak ben size liste yazdırdım. Hangi kurallar var? Fakat burada neler var? Door, window, board, map, book, desk. Pencil case, pencil sharpener, eraser, ruler. Tamamdır. Şimdiki önce bunlar kurallardan çok sınıftaki kullandığımız objeleri, nesneleri göstermiş. Daha sonra kurallara da cümle halini getireceğiz. Dinleyelim bakalım önce. Theme 1. Classroom Rules. Page 9. Track 1. Listen and chant. Give me the pencil. 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 Ruler, ruler. Eraser, eraser. Open the window. Window, window. Door, door. Give me the pencil. Pencil, pencil. Ruler, ruler. Eraser, eraser. Open the window. Window, window. Door, door. Evet çocuklar, bunu kural haline getirmiştik. Birkaç örnek vermiştik. Mesela open the door, kapıyı aç gibi veya close the window. Bu arada yaz tatilinde hep konular unutulmuş. Bugün bayağı üzüldüm. Close the window, pencereyi kapat. Bunlar aslında 3. sınıfta da geçti, bildiğimiz ifadeler. Bunu nasıl örnekleyelim? Look at the board. Tahtaya bak. Veya bunu clean yapalım önce, ha? Look'u başka yerde kullanalım. Clean the board. Tahtayı sil, temizle. Look at the map. Haritaya bak. Look at the map. Haritaya bak. Book'u nasıl yapalım? Bring your book. Veya give me the book. Kitabı ver.
Give me the book. Kitabı bana ver. Desk ne diyelim? Put the book on the desk. Kitabı sıraya koy gibi mesela kullanabiliriz. Değil mi çocuklar? Böyle cümleler yazdık biz kural olarak. Sınıfta kullandığımız ifadeler. Pencil case, kalem kutu, pencil sharpener, kalem tıraş, eraser, silgi, ruler, cetvel. Evet, şu give me'yi çok kullandık. Bunun karşılığında iki tane ifade yazdık. Sorry, not right now. Üzgünüm, şu anda olmaz. Ya da here you are, buyur. Hani alabilirsin anlamında. Bunları da yazdık. Ama bence kitabın ilerleyen yerlerinde geçecek. In the classroom. Bir şey daha vardı. Şunu dinletmedim. Chant dedi. Sonra ne dedi? Listen, point and repeat. Bu bölümü de dinleteyim. Listen, point and repeat. Evet. Buradan nasıl çıkılacak? Page 9. Track 2. Listen, point and repeat. 1. Door. 2. Window. 3. Board. 4. Map. 5. Book. 6. Desk. 7. Pencil case. 8. Pencil sharpener. 9. Eraser. 10. Ruler. Evet çocuklar. Tamamdır. Dinledik. In the classroom, listen and act it out. Dinleyin ve bunu hani siz de aranızda bunu yapabilirsiniz. Good morning, Mrs. Smile. Bakalım neler konuşuyorlar. Bunu da bir dinleyelim. Track 3. Bunu maalesef açmadı bu listening'i. Bir daha deneyelim. Bunu açmadı çocuklar. Diğerlerinde umarım böyle bir sorun çıkmaz. Ben okuyayım bunu. Maalesef açmadı. Bakalım. Good morning, Mrs. Smile. May I come in? Good morning, Sam. Please come in. Sam, close the door, please. Sure, Mrs. Smile. Give me the book, please. Here you are. Open the window, please. Sorry, not right now. The pencil, please. Sure, of course. Look at the board. Be quiet, please. Şimdi çocuklar, bunda biraz önce bahsettiğim gibi May I come in? Gelebilir miyim? İçeri gelebilir miyim demekti. Onu yazalım. İçeri gelebilir miyim? Tamam. Sam, close the door please. Kapıyı kapat lütfen. Sure, tabii ki. Tamamdır.
Give me the book, please. Kitabı ver lütfen. Here you are. Evet, kitabı ver. Kitabı ver lütfen. Here you are. Buyur. Buyur, alabilirsin anlamında. Open the window, please. Pencereyi aç lütfen. Sorry, not right now. Üzgünüm, şimdi olmaz. Yabancı karakter kabul etmiyordu. Yani üyeleri hani Türkçe karakter kabul etti. Akıllanmış bir şeyler olmuş buna. Üzgünüm şimdi olmaz dedik. The pencil please. Sure of course. Tabii ki. Look at the board. Be quiet please. Tahtaya bak. Look at the board. Tahtaya bak. Be quiet please. Sessiz ol lütfen. Tamam, sessiz ol lütfen. Oldu. Hepsini açıkladık. Listen, stick and trace. Şimdi çocuklar sayfa 135'e gidiyorsunuz. Dinleyerek buraya şimdi yapıştıracaksınız. Trace dediği de şurada gördüğünüz gibi hani ilkokul 1'deki gibi yazış öğreniyordunuz ya. Hani yazı yazmayı öğrenirken yaptığınız gibi biraz silik olarak vermiş. Siz üzerinden geçiyorsunuz ve yazılışlarını böylelikle öğreniyorsunuz. Page 11. Track 4. Listen, stick and trace. 1. Close the door. 2. Open the window. 3. Clean the board. 4. Look at the board. 5. Be quiet, please. 6. Come here. 7. Go back to your place, please. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi üzerinden geçiyorsunuz. O sayfaya gidip oradan buraya yapıştırıyorsunuz. Tamam? Use your finger puppets and act. Evet. Bir prepare your classroom rules poster. Şimdi sayfa 131'de bu kez orada puppetlar var. Onları parmağımıza takıyoruz, hazırlıyoruz bu şekilde kuklalara. Ve o kuklalarla bu şekilde birbirimizle diyalog yapıyoruz. Çocuklar. Yani 131'e şimdi gidersem bir daha dönemem diye korkuyorum. Ama çocuklar yapmış gördüğünüz gibi parmaklarında. Give me your pencil please. Kalemini ver lütfen. Buyur al. Ya da işte ne diyelim? Give me your pencil please. Ya da give me your book please. Ya da open the window please. Bir şey rica edecek bir tanesi. Diğeri de ya kabul edecek ya da reddedecek. Mesela sorry not right now. Şu anda olmaz. Üzgünüm gibi bir şey söyleyecek. Tamam mı? Bir tane de sizden poster hazırlamanızı istiyor. Şeylerle ilgili. Sınıf kurallarıyla ilgili. Listen and repeat. Dinle ve tekrar et. Tekrar bir dinleyelim bakalım. Şimdi rakamları 50'ye kadar öğreniyoruz bu yıl. My team. Page 12. Track 5. Listen and repeat. Numbers. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 Evet çocuklar, şimdi buraya kadar zaten mantığını anladığımızda, yani 25'e kadar vermiş, gerisini vermemiş. Çünkü mantığını anladığınızda sonrası yine aynı şekilde devam ediyor. Siz akıllı çocuklarsınız. Kendiniz artık bunu hani çözdüğünüzde nasıl olduğunu, kuralını hiçbir problem yaşamazsınız. 25'ten sonra 26, 27, 28 hani aynı Türkçedeki gibi birbirini tekrar etmeye başlıyor. 30'den sonra 31, 32, 33 diye işte 41, 42, 43 gibi hatta 100'e kadar bu şekilde gidersiniz. Sadece belki şurada birazcık şunlar biraz değişik oluyorlar. Burada 15'de de değil mi? Şunlar biraz kafanızı karıştırabilir. Özellikle 11, 12, 13 gibi. Diğerlerini çok kolay yapabiliyorsunuz, ezberliyorsunuz. Listen and circle the numbers. Evet, şimdi dinliyoruz ve duyduğumuz numaraları yuvarlak içine alacağız. Sayıları yuvarlak içine alacağız. 12. Track 6. Listen and circle the numbers. 3. Sam scores 11. Bansi scores 12. Sam scores 13. Bansi scores 15. Sam scores 20. Bansi scores 22. Sam scores 30. Bansi scores 33. Sam scores 40. Bella geldi arkamdan. Sırtımı tırmalayacak diye korktum. Bir daha dinleteceğim. Dikkatimi dağıttım Bella. Sam de şeyi ayrı söylüyormuş. Page 12. Track 6. Listen and circle the numbers. Bansi scores 3. Sam scores 11. Bansi scores 12. Sam scores 13. Bansi scores 15. Sam scores 20. Bansi scores 22.
Sam scores 30. Bouncy scores 33. Sam scores 40. Bu kadar, evet. Dikkatimi verdim. Siz de öyle yapın. Dikkat önemli bir şey. Write a number and say it. Evet, bir numara yazıyoruz ve söylüyoruz. My scoreboard, my t-shirt, my friend's scoreboard, my friend's t-shirt. Yani buraya kendiniz bir numara yazıp söyleyebilirsiniz. Bunu bir numaraya çevirebilirsiniz. Örneğin şöyle olabilir, değil mi? Değil mi? 30 gibi. Bunun sonra hangi rakam olduğunu söyleyeceksiniz. My t-shirt. 30 kişi var mıdır ki? Yoktur. Bu olmadı ama, değil mi? Mesela 8. Sonra bu rakamı söyleyeceksiniz. Veya 18 yapıp 18 diyeceksiniz. Listen and act it out. Evet, dinliyoruz ve yine aramızda bunu acting yapıyoruz. Page 13. Track 7. Listen and act it out. Can I join your game? Sure, stay there. Take this. Okay, leave it here, please. Okay. Şimdi. Can I join your game? Oyununuza katılabilir miyim? Oyununuza katılabilir miyim? Oyununuza katılabilir miyim? Sure, stay here. Stay there. Tabii ki, orada kal. Orada dur. Tabii ki. Orada dur. Bu kitap biraz daha böyle çocuksu geldi bana. Bakalım, take this. Bunu al. Diğer kitap biraz daha sanki konuları şeydi, cümleleri daha ağır gibiydi. Okay, leave it here please. Tamam, buraya bırak lütfen. Buraya bırak lütfen. Tamamdır. Evet, siz de böyle aranızda oyun oynuyormuş gibi. Bugün iki tane öğrencim öyle yapıyorlar. Biz İngilizce konuşuyoruz diyorlar. Böyle çok tatlıydılar. Hello. İkinci sınıflar. Sürekli İngilizce konuşmaya karar verdiler. Match them. Evet, eşleştiriyoruz çocuklar. Can I join you? Size katılabilir miyim? Hangisi söylüyor olabilir bunu? Can I join you? Size katılabilir miyim? Şu olabilir mi? Değil mi? Leave your books here. Kitaplarını buraya bırak. Stay in line. Sırada dur. Take the ball. Topu al. Evet. Şunu stay in line. Sırada dur demek. Eşleştirdim. Anlaşılıyor sanırım anlamları da buradan. Stay in line. Leave your books here. Kitaplarını buraya bırak. Can I join you? Size katılabilir miyim? Take the ball. Topu al. Evet, bir oyun çıktı karşımıza. Count and act out. Evet, sayıyoruz. Ve ne çıktıysa onu yapıyoruz. Şimdi bu bir zarla mı acaba oynanacak? Değil mi? Bakalım şimdi mesela. Ha, sayıyorsun önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 geldiğinde stand up. Kime gelirse. Ha, şöyle yapabiliriz.
aklıma bir fikir geldi. Mesela sınıfta sırayla birinci sıradan birinci öğrenci böyle başlayacak. İşte Ahmet, Ayşe, atıyorum işte Elif, Batu, böyle herkes değil mi? Sıradan gidecek. Altıncı öğrenci ama altı yapmamalıydılar bence. Burası boş olmalıydı. Yani bu bir sonraki kime geldiyse o stand up, ayağa kalk. Bunu yapacak. Sonra jump, zıpla. Open the window, pencereyi aç. Close the door, kapıyı kapat. Say it again, tekrar söyle. Bu rakamları tekrar söyleyeceksin. 21, 22, 23, 24, 25. Give me the book, kitabı ver. Look at the board, tahtaya bak. Be quiet, sessiz ol. Say it again, bu rakamları tekrar söyleyeceksin. Sit down ve yılanı tamamlıyoruz. Oyunumuzun sonuna geliyoruz. Let's sing. Evet, bir şarkımız var, dinleyelim demiş. Page 15, track 8. Let's sing. Numbers. Count the numbers. Sayıları sayabilirim. Come and say with me. Gel ve benimle birlikte söyle. 1, 2, 3, 4, 5 and say hello to your friend. Arkadaşına merhaba de. 6, 7, 8, 9, 10. Listen and sing again. Dinle ve tekrar şarkı söyle. Hands up. Eller yukarı. Show your fingers then. Parmaklarını göster. Clap your hands, alkışla. I can count the numbers, sayabilirim. Come and say with me, gel ve benimle birlikte söyle. 11, 12, 13, 14, I like jelly bean, jelibonu severim. 15, 16, 17, 18, let's go to the canteen, hadi kantine gidelim. 19, 20, give me a candy, bana bir şeker ver. Oh no, it's not healthy, hayır o sağlıklı değil. 10, 20, 30, 40, and 30, 40, 50. Numbers are so easy. Sayılar çok kolay. Thanks to little Bonsi. Küçük Bonsi'ye teşekkürler. Numbers are so easy. Sayılar çok kolay. Thanks to little Bonsi. Bonsi'ye teşekkür ediyoruz. Let's explore. Keşfedelim.
Turn on the lights, please. Ne demiş olabilir resme baktığımız zaman? Değil mi? Anlaşılıyor. Turn on the lights, please. Işıkları aç lütfen. Evet, ışıkları aç lütfen. Hiç yine kabul etmedi. Biz dedik akıllandı bu bilgisayar. Kabul etmedi. Işıkları böyle oldu. Aç lütfen. Okay, Sam. Turn off the lights, please. Save the energy. Energy. Evet, ışıkları kapat lütfen. Enerjiyi koru. Enerjiyi koru. Evet. Look. Neye bakalım bakalım? On, off. Evet. Turn on, turn off. Turn on, turn off. Aç, kapat. Mikrofon için de canlı derslerde hatırlıyorsunuz bunu kullanmıştık. Turn on your microphone, turn off your microphone. Aç, kapat. Classroom rules. Start your picture dictionary. Evet, bir resimli bir sözlük başlatabilirsiniz. Bunu proje olarak veriyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Değişik kitaplardan hani veya kendimiz çizebiliriz. Böyle bir sözlük yapın diyor. Biz şey yapıyoruz. Geçen yıllarda diğer sınıflara da yaptık. Ben önlü arkalı yazdırıp kelime kutusu yapıyorum. Her dersin başında İçinden kelime seçiyoruz. Bütün öğrencilere işte birer tane. Klas hocadan da puanlarını alıyorlar. Bakalım kelimeleri bilebiliyorlar mı? Hem de geçmiş ünitelerin vokabülerini hatırlamış oluyorlar. Unutmamış oluyorlar. Bol bol tekrar yapmış oluyorlar. I can do it. Yapabilirim. Check yourself and color. Classroom rules. Evet. Yapabiliyorum artık. Bunu kendin hani eğer kendine puan veriyorsun. Birden beşe kadar yıldız veriyorsun. Öğrendin mi bakalım classroom rules konusunu. Evet, alıştırmalarımız. Look and write. Bakıyoruz ve yazıyoruz. This is board. Tahta. Door. Pencils, kalemler. Pencil, kalem. Pencils, kalemler. Pencil case, kalem kutu. Window, pencere. Ruler, cetvel. Ah, bitti. Complete and act it out. Şimdi bir diyalogumuz var. Bunu tamamlıyoruz ve sonra birlikte diyaloğu gerçekleştiriyoruz. Give me the pencil. Bana kalemi ver. Bunu ne yapabiliriz çocuklar? Close the door. Pencere. Neyi ama kapıyı kapat. Close. Ay ne oluyor? Close the door. Kapıyı kapat. Başka. Open da olabilirdi. Değil mi? Bir bakalım. Close'u başka yere kullanacağım. Neden biliyor musunuz? Buraya open'ı kullanacağım. Biraz sonra anlaşılacak neden olduğu. Eleyerek gittiğimiz zaman close başka yere kalıyor. Evet. Buraya bakalım ne yapabiliriz. The book. Give me'yi 3 kere kullanıyoruz. Give yine buraya. Give me the book. Kitabı ver. Bana kitabı ver. Desk. Sıra. Sırayla ilgili ne olabilir? Bakalım. Kalsın bu. Evet. Buraya şimdi close yazıyorum. Close the window. It's cold. It's cold. Söyleyemedim. Close the window. It's cold. Pencereyi kapat. Soğuk. Değil mi? Soğuk olduğu için kapat buraya kaldı. Şimdi look at the board. Tahtaya bak. Niye böyle? Look
at the board, tahtaya bak. Give me the ruler, dediğim gibi yine give kullanıyoruz. Give me the ruler, cetveli ver. O zaman burası clean. Clean, temizle. Clean the desk, sırayı temizle. Çocuklar board da olur, aklınıza hemen o gelebilir. Ama şurada bir at var, at. Bu etten dolayı look at, bu kalıp böyle kullanıldığı için yani burası clean olmuyor. Clean the board olur da. At olduğu için look at oluyor. Tamam mı? O yüzden clean the desk yaptık. Match the objects. Match the objects with the school bags. Evet. Okul çantaları, objeleri eşleştireceğiz. Şimdi give me the green pencil. Yeşil kalemi bu çantaya. Şöyle. The dictionary, sözlüğü zaten vermiş. Sözlük ne? Yani dictionary, sözlük. Şuraya yazayım mı acaba? Sözlük. Belki anlaşılmıyordur resimden. And blue book. Ve mavi kitabı istiyor. Onu da bu çantaya. Give me two rulers. İki tane cetvel. Böyle. One and two. And an eraser. Ve silgi istiyor. Ben silgiyi burada pek göremedim. Şu mu acaba? Yani öyle gibi geldi. Give me the red pencil case. Kırmızı kalem kutu. Çok karışık oldu çizgiler. And three pencils. Ve üç tane kalem. Give me the pencil sharpener. Kalem tıraşı verdik buraya. And two yellow books. Ve iki tane sarı kitabı da buraya verdik. Neye dikkat ettik çocuklar? Tek bir tane ise, bakın hiçbir şey yok. Çoğulsa, birden fazlaysa hep sonlarına geldi. Bakın. Ya. Sarı kitaplar. Kalemler. Find the numbers. Evet, sayıları buluyoruz. There are extra numbers in the puzzle. Evet, size diyor ki Bouncy, puzzle'da fazla sayılar da varmış. 13. Ben şöyle yapacağım. Şimdi böyle, benim öğrencilerim bu konuda çok başarılılar. Şöyle dedim, bir gözden geçireyim bulduklarımı. Taraftan eleyeyim diye düşündüm. 20. Görüyor musunuz neredeymiş? Ha, fazla da var dedi ya. Demek ki bakın 20 yok burada. Ya fazlalardan bir tanesi. 5. Şurada buldum bir tane. 5. 5 var mı? Var. 5. And 6. Tersten de var. 16. Hatta bakın. Hop. Ha, gördünüz mü? O da var. 30. 30'u da bulduk. 30 var mı? 30. Onu göremedim. Yok. Peki 20. Bir daha mı var 20? Allah Allah. Bir tane buldum, bir daha buldum. 25 mi acaba bu? 25. Çok ilginç oldu. 3'yi de buldum. 3 var mı çocuklar burada? Yardım edin bana. 3 de yok. Hep olmayan şeyleri buluyorum ben de. Yani üzüyorsun beni. Bakalım. One buldum. One da yok. Bütün olmayanları buldum. Olanları da siz bulun. Bütün olmayanlar bende. Nine. Sanki evet, nine. Tersten şöyle nine. Var mı nine? Ay varmış. İyi şükür. Nine and 4 yok.
Bir de yukarıdan aşağı bakacağım. Yardımınızı istiyorum. Siz bu konuda daha iyi olacaksınız diye düşünüyorum. Yapacaksınız diye düşünüyorum. Yani. Okta, eni, urp. Yok. Ya insan yukarıdan aşağıya da yerleştirir, değil mi? Gerçekten. Evet, bir tane buldum. For teen. Yukarıdan aşağı ama ters. For teen. Şöyle. And seven. İyi, bu kolay bir yerdeymiş. Kolay bulduk. Seven var mı çocuklar bu tarafta? Yok. Olmayan yine maşallah buldum. And teen. Ne teen? Bir şey teen ama yok. Yok. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Gerisini artık burada çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Bu konuda kendime başarısız ilan ediyorum. 12. Burada bir tane buldum. 12'i. 12. Şu 13 nerelerde ya? Bir de şöyle bir son kez 30. 30'yi buldum. 30. 30. 30 var mı? Şaka gibi. 30 de yok. Evet. Evet çocuklar, bir de şöyle yapacağım işte. Hani tek tek harflere bakaraktan gideceğim. Artık şansıma küseceğim. Evet. Hey. Tamam, küsmedim. 13 buldum. Şimdi 11'de sıra. Evet, E harfinden gidelim. Azmedince oluyormuş. Evet. Bakalım siz ne kadar sürede bulacaksınız? Yarışalım. Acaba kim daha çabuk bulacak? Buldum. 11. Evet. 50. Bir daha şimdi. 50. 5 buldum. 5 var mı? 5 bir tane daha var. Yok artık. Kaç tane 5 var? Evet, 50 de sıra. 2 tane 5 koyacağınıza. Bir 5. Bakın 5. Fifi buldum. Fif. Ha, söylemesine. Bu bir ipucuydu benim için. Evet. Böyle 50. Bu biraz zordu. Ama kaçmaz bizden, değil mi? 40. Onu da buldum. Hemen hem de. Şurada 40. Süper. 8. 8 nasıl çıkmadı şimdiye kadar karşıma? Aslında şaşırıyorum. 8. Ah, ay ne kadar kolay bir yerde saklanıyormuşsun. 8 burada. Ve bu 8 değil, 18'miş. Ben vallahi böyle yaptım. Hem 8 hem 18. Eminim ki bir yerlerde 8 de vardır. Artık şansına küssün. Evet, ben her ikisini de buldum. Onu hem 8 kabul ediyorum hem 18, çünkü onlar iç içe geçmişler. Evet, count and number. Bu da bitti burası. Count and number. Right. Evet, sayıyoruz. How many pencils? Kaç tane kalem? Uf. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 diye saydım çocuklar. Umarım doğrudur.
21 diye saydım. How many rulers? 3, 9, 12. Bunu da 12 diye saydım. 12 rulers. I hope so. Complete the dialogues. Diyalogları tamamlayın. Evet, çocuk ne diyor olabilir kıza? Bu da sure demiş ama burada lamba var, değil mi? Lights var. O zaman ne demiş olabilir kıza? Turn on the lights please. Işıkları aç lütfen. Bence böyle demiştir. Çünkü o da diyor ki sure, tabii ki de lamba var. Sonra bunlar oyun oynuyorlar. Bunlar birbirlerine demiş olabilirler. Parktalar. Can I join your game? Oyununuza katılabilir miyim? Of course. Tabii ki katılabilirsin oyunumuza. Ve burada may I come in? İçeriye gelebilir miyim? May I come in? O da diyecek ki come in please. Gel lütfen. May I come in? Gelebilir miyim? O da diyor ki gel lütfen. Come in please. Evet. Bu şekilde yaptım. Ah, bitti. Evet. Değişik yani, bu kitabı ilk defa işte işledik. Ve bitirdik. Kendinize iyi bakın çocuklar. Sağlıcakla kalın.